2024'te hala alınır mı serisini beğenmiştiniz. Hatırlarsanız G733 kulaklığımı incelemiştim hala alınır mı diye ve buna bayağı bir ilgi göstermiştiniz. Elimde bir de G435 var ve hala alınır mı serisini Kasım ayında çekmeyi düşündüm. Bu indirimlerden sizler de yararlanmanızı istiyorum çünkü bayağı bir uygun fiyata geliyor. Bu videoda deneyimlerimden bahsedeceğim. Uzun süreli kullanım deneyimlerimden bahsedeceğim. Yaklaşık bir sene üstüne kulaklık elimde ve test ediyorum, deneyimliyorum. Abisini de kullanıyorum. G733'ü aktif olarak bilgisayarımda kullanıyorum. Kulaklık ihtiyacınız var. G435 almak mantıklı mı? Bu fiyatlara değer mi gibi sorularınızı bu videoda da yanıtlamış olacağım. O zaman hızlı bir şekilde kulaklığın kutusunu göstereyim sizlere. Kutu diğer kulaklık kutularına göre birazcık küçük olduğunu söylemek istiyorum. Bunu nasıl kıyaslayabiliriz? Nasıl anlatabilirim sizlere? Şöyle iki kulaklığın kutusunu da gösterebilirim. Ama ürünleri göstermek, kulaklıkları göstermek daha mantıklı. Hatta şunu şöyle yapabilirim. Direkt abisinin avucunun içine geçmiş oldu. Bu şekilde. G733 kaba diyebilirsiniz ama tamamen kaba sayılmaz. Şöyle kulağıma takayım, kıyaslayalım. Bu şekilde görünüyor. G435'te yani bayağı bir küçük geliyor ama benim kulağıma tamamen oturuyor. Ayrıca o kadar hafif ki kulağımda sanki kulaklık yok gibi çok rahat ve uzun süreli kullanımlara göre uygun bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Kulaklığın konforuna ve tasarımına gelecek olursak gerçekten konforlu ve esnek bir yapıda kulaklık olduğunu söylemek istiyorum. Özellik kısmına da geleceğim birazdan ama şu kaliteyi yani şöyle esneklik, şu kulaklıkları oynatma yani tamamen malzeme kalitesi o kadar güzel ki bu fiyata alınabilecek premium kalitede bir kulaklık ben daha elime ulaşmadı diyebilirim. Çünkü fiyatına göre sunmuş olduğu özellikler ve bu ayın sunmuş olduğu indirimlerle birlikte güzel fiyata geliyor arkadaşlar. Herhangi bir sponsorluk veya işbirliği değildir. Kendi paramla almıştım. Yıllardır kullanıyorum. Şu an rafımda ve güzel bir indirime girdiği için de sizlere uzun deneyimlerimi anlatmak istedim bu videoyla beraber. Hızlı bir şekilde şöyle kulaklığı açalım. Açıldığında bayağı bir esnetebiliyorsunuz. Herhangi bir, tabii siz kulaklığı bu şekilde kullanmayın. Yani tavsiye etmiyorum ama ben dayanıklılık olarak size göstermek istiyorum. Kulaklığın özelliklerine geldiğimiz zaman ilk başta ağırlığından bahsetmek istiyorum. 165 gram bu kulaklığın ağırlığı uzun süreli kullanımlarınızda herhangi bir problem yaşamadan kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Uzun süreli kullanımda tek şarjda 18 saat kullanım sağladığını söylemek istiyorum. Birazcık daha derin özelliklerine geldiğimiz zaman 40 milim sürücüleri bulunuyor. 20 Hz, 20 kHz'e frekans aralığı. Bağlı olduğu cihaza da 10 metre çekim mesafesi sunuyor. Oldukça güzel bir kulaklığa güzel özellikler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kulaklığı ben telefonda ve bilgisayarda kullandım. Telefonda görüşme de yapabiliyorsunuz. Müzik keyfi, film keyfi ve bilgisayar oyun keyfinde iyi değerler, iyi testler, iyi sonuçlar verdiğini de söylemek istiyorum. Sizlerle birlikte hızlı bir şekilde mikrofon testini de yaparız. Mikrofon performansın nasıl? Bunu da hızlı bir şekilde test ederiz. Sonrasında oyun testine geçeriz. Sizler de düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. O zaman hızlı bir şekilde testlerine geçelim. Şu an benim sesimi G435'in üzerindeki mikrofonlardan duyuyorsunuz. Bu şekilde test edelim. Bu şekilde bir sesi var arkadaşlar. Şu an böyle bir tekrardan bir test yapalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şu an benim sesimi yaka mikrofonumdan duyuyorsunuz. Sesim bu şekilde. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bu şekilde de böyle ses kıyaslaması yapmış oluruz sizlerle birlikte. Hadi o zaman oyun testimize geçelim. Enemy soldier incoming. Complete contracts and get yourself paid. Primary objective is to eliminate all targets. Yani vallahi onu öyle aldık ama yapacak bir şey yok. Üst aşırı derecede kalabalık. Yo, arkadan geldiğini anladım ama armorum yoktu. Bir de adam loadout almış.
A well-earned redeployment, soldier. Stand by. İyi var, yine yakına attı. Ama lodatlı birisi vardı orada ya. Ben lodatı alamadım ya. Çıkabilirsek bakalım. Bir lodata, şimdi lodata paramız yetti. Bir marketten almaya gerek kalmadı. Attılar lodat. Kimse yoksa çökelim ona. Olmaması da çok mümkün değil ama. Armor kalmadı. Hala alınır mı serisini? Beğendiysen videoyu beğenerek ve aşağıya düşüncelerini yazarak bunu bana gösterebilirsin. Kanalıma da hala abone değilsen kanalımın büyüme aşamasında kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bir sonraki videoda görüşürüz.